abi kafanda kurup kurup vuruyorsun o abu. Yaşlı bir kurbağa var, 1000 yaşında var. Başında sis var, kurbağanın altında sen var. Sen bir salondasın, sanıyorsun ki okyanustasın. Ama işte salondasın, yanında İsmet var. İsmetler gelir, İsmetler gider, sen başarısın, İsmet sevilir. Gerisi eski püskü, sandıklarda çürür. Sen düşersin, İsmet kaldırır. Oyun biter, oyun susar, sonunda kartlar açılır. Ne gördüğüm gördüğün gibidir aslında, ve de ne duyduğum şu an senin olduğun duymakta. Kapısı kapalı, etrafı sarılı, içimizde yürür, hiç görmeyiz onu. Sözleri fısıltı, kalbinden asıldı, bir büyük boşluğa her şey dağıldı. Kapısı kapalı, etrafı sarılı, içimizde yürür, hiç görmeyiz onu. Sözleri fısıltı, kalbinden asıldı, bir büyük boşluğa her şey dağıldı. Bölemezsin onları, çünkü onlar oradalar, buradalar falan sanarken aslında kaçıncı kaçak katığı çıktılar. Sen uykudayken evini bastılar, sen düşünürken onlar buldular. Sen peşindeyken onlar tadına baktılar. Balıktın sen, bir balıktın havuzda, ama çamurdu üstün başın. Almadılar oyunlarına ve baktılar yollarına. Sen ileriyi düşündün, ilerleyemedin. Sen geriyi düşündün, deliye geriledin. Onlar kimdi unuttun, sahi onlar kim oğlum? Siz kimsiniz ulan, soruyorum İsmet'e. Elimdeki tahtalarla ev yapacağım kendime. Neden onun yerine alıp ensenize vurayım? Ha? 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 Yaranmak için kendimi yaralardım eskiden. Yarım yarım harcardım kendimi, hiç bitmem sanarken. Bu çöplüğü düzene koymak için içimi döktüm her yere. Sonra istemedim içim yem olsun bir hergeleye ya da bir kertenkeleye. Sokağa çıktım, sokak benimdi, benim kadar da senindi. Ve bunu bilen kör bir dilenci ansızın çok sevindi. Dedi ki, al bu kafayı sepete ekle, bin bir türlü mavra söyle. Al bu kafayı sepete ekle, bin bir türlü mavra söyle. Al bu kafayı sepete ekle, bin bir türlü mavra söyle. Al bu kafayı sepete ekle, bin bir türlü mavra söyle. Kapısı kapalı, etrafı sarılı, içimizde yürür, hiç görmeyiz onu. Sözleri fısıltı, kalbinden asıldı, bir büyük boşluğa her şey dağıldı. Kapısı kapalı, etrafı sarılı, içimizde yürür, hiç görmeyiz onu. Gözleri fısıldı, kalbinden asıldı, bir büyük boşluğa her şey dağıldı. Kapısı kapalı, etrafı sarılı, içimizde yürür, hiç görmeyiz onu. Gözleri fısıldı, kalbinden asıldı, bir büyük boşluğa her şey dağıldı.
biriktirip biriktirip cebinden birini bana verecekken koca binna bana koca binna yine koca binna bana efkarlı birisin. Sonra ölecekken koca binna bana koca binna yine koca binna koca binna koca binna yine. Efendim Akustik Hane'ye hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Adamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde inşallah. Gayet iyiyiz vallahi. Biraz araştırma yaptık sizi gelmediğinde veliahtında. Sizi bulmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. Hakkınızda atılan bazı tweetlerden derlemeler yaptık efendim. O derlemelerden biraz bahsediyor olacağım. Programa güzel şarkılarla başladık. Onları dinleyen bazı dinleyicilerimiz demişler ki ah ulan ahın koca yaşlı şişko dünyanın yeni halleri nedir öyle ya? Utanır insan bu kadar iyi çalınır mı? Kitapsızlar demiş. Çok sağ olsun. Evet. Hiçbir konuda anlaşamadığımız babamla Adamların çok iyi grup olduğu konusunda hemfikiriz. İlginç demiş. Vay. Deniz Karadaş demiş bunu. Helal. Interpol, Damien Rice, Leonard Cohen falan dedik de asıl beni en çok heyecanlandıran Adamlardan eski dostum Tank'la gelmiş demiş. Mustafa Çakallı. Sağ olsun Mustafa. Bu adamlar harbiden adamlar demiş Berkay Öktem. 279 kez falan dinliyorum demiş. Bir arkadaşımız. İsmi de Tabuk Tekin yani mahlası öyle. Öyle bir abi kafanda kurbağa var diyorlar ki kafamı elimle yoklama ihtiyacı hissine kapılıyorum ve yokluyorum demiş. Fujer Fuji. İşte derdine yansın o da. Dünya hakkındaki fikirlerini Miss Amerika yalakalığından ve sahteliğinden uzak bir kafada seni koca yaşlı şişko şeklinde direkt olarak dile getiren atarlı, tutarlı ve oturaklı arkadaşlar demiş İlker Turan. Bunu tam anlamadım ben de ama. Tekrar edeyim anlamanı istiyorum. Eyvallah. Dünya hakkındaki fikirlerini Miss Amerika yalakalığından ve sahteliğinden uzak bir kafada seni koca yaşlı şişko şeklinde direkt olarak dile getiren atarlı, tutarlı ve oturaklı arkadaşlar.
Eyvallah. İroni de var ama. Seni koca yaşlı filan derken aslında. Peki. İnsanın düştüğü durumlar şarkısında hastayım. Gorillaz ve Hafız Burhan arasında gidip geliyoruz. Hatta zaman zaman mızıka eşliğinde Clint Eastwood filmi izliyormuşuz gibi de acayip hallere düşmüyor değiliz. Çok demişler ekşi sözlükte. Güzelmiş. Kapısı kapalı günlerdir dilimde. Biri bana bilmediğim bir şey sorarsa abi İsmet'e soralım diyorum artık. Hele ki ortamda sessizlik olsun abi kafanda kurbağa var diye yapıştırıyorum hemen. Sinirlenince de ateş ediyorum doğal olarak. Yani şu sıralar kendi kendime çok eğleniyorum ama elbet bu şarkılarla eğlenebilen başka birileri de vardır bir yerlerde demişler yine ekşi sözlük yorumlarında. Neler düşünüyorsunuz efendim? Dinleyicilerle nasıl bir iletişiminiz var? Böyle yarım yamalak ve acayip iletişimimiz var aslında yani. Biri gelip böyle bir şey diyor mesela konser sonrasında da. Daha enteresanları da oluyor. Mesajlar gönderiyorlar. Oradan buradan her yerden internetten yazanlar var. Hep de güzel şeyler. Yani biri de ne yapıyorsun lan sen falan demedi genel olarak. Güzel şeyler duyuyoruz hep. Konserlerde de mesela şey var. Böyle sürekli her konserimize gelen birkaç insan var. Evet, küçük bir fan kitlemiz var yani böyle. 4,5 kişi falan kadar. Ama var. Güzel geçiyor konserler. Karşılıklı böyle bir şey hissediyoruz. Biz yükseldiğimiz zaman oradaki karşılığını alıyoruz onun filan. O yüzden iyi. Harika. Peki çok böyle ilginç şarkı sözleri var. Bunlardan bir iki tane aklımda olan var. Hatta çokça sorulmak istenen bir tane var burada not olarak. Ne sormak isterdinize cevap gelmiş. Kurbağa ne abi? Niye insanın kafasında kurbağa var dediğini merak ediyor insanlar. Zor bir soru bence. Sadece kurbağa da olabilir aslında ama belki bir cevabın vardır. Kafanda kurbağa var. Çok zor değil mi bana mesela? Aklıma o cümle gelince hah falan demiştim ben. Açıklamadı bu aslında. Yani kafasında kurbağa olanın hah diyebileceği kadar var. Ama illa bir şey anlatmamız gerekiyorsa ki prensipte anlatmıyoruz şarkı sözlerini ama aramızda anlaşalım. Şey var yani bir iç ses vardır içinde sürekli konuşur onunla mücadele etmeye çalışırsın filan. Bu da öyle bir hal ki artık hani dışarı çıkmış bir kurbağa olmuş filan diyor kafanda duruyor yer etmiş oraya. Orası onun yuvası olmuş artık yani. Öyle bir imaj var kafamda duruyor orada böyle. Böyle bekliyor filan. Ne kadar güzel anlattın. Yo, bence çok güzel anlattın. Şarkıların sözleriyle ilgili yani bizim algımız ya da en azından benim kendime göre algım şu şekilde. Lafı çok dolaştırmadan bir şeyleri söyleyebilmenin cesaretli yolunu bulmuş. Yani birine sen yeterince cesur değilsin diyeceğine korkaksın diyebiliyor şarkılar. Eyvallah. Öyle yani, net olmaya çalışmak hayatımızda da var. Kendi aramızda da var. Ama bazen de tabii dolandırarak anlatılan şarkılar da var. Hatta aslında çoğu bu bahsettiğimiz şarkı da aslında şey gibi yazıldığı için kafaya akan, daha doğrusu uzatmadan söylersem şiir gibi bir şeyi var yani, imajinasyonu var. Böyle enstantaneler üzerinden giden bir şey olduğu için her zaman da çok net ortaya koymuyor. Mesela Utanmazsan Unutmam diye bir şarkımız var. O daha net söylüyor söyleyeceği şeyi. Hı hı. Ama bazen de kenarından da dolanmak mümkün. Ya da en azından ben şöyle algıladım. Yani bir his olarak kendini ortaya koymuş sözler var bence ve hani dönemin bence en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi çünkü işte bir metafor olacaksa da adam akıllı bir metafor olsun yani metafor öyle olduğunu diyorsun, anlayalım yani şimdi. Mevzunu. Evet. Şimdi biraz müzikle devam edelim. Ondan sonra da tekrar sohbetimize geri dönelim. Eyvallah. Çömel, üstün başın yara bere gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz aynı yolda eskimişiz suretimiz benzer. Kiminin babası padişah sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya öbürü bir odada müebbet komada. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı.
finale bitti. Sonra birden dank etti dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Çöp kutusu kapağı. Sevdim kızdım delirdim. Dikkatsizler piriydim. Işıkları kapadım. Sabaha geri saydım. İnceden aydım. İptal afcan bazları. Cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onunkinden bana ne 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben de ıttım evini, sen erittin.
taş elimde boş bir kutu. İstersen sevebilirim bu oyunu. Bir öyle bir böyle. Ben kimim anlarsan söyle. Sırtımda taş elimde boş bir kutu. İstersen sevebilirim bu. Bir masanın etrafında türlü türlü hayvanlar. Maskeli gibi değişiyiz öyle böyle tripler. Zaman bizden geride kalmış çıktığımız yokuşta. Sırası gelen lafını ediyor elimizde kartlar. Az desem yetmez. Çok deme dilim varmaz. Kaça kaça sıkışıverdik öküzün. Lafını tartıp iyi seç oturmayalım boynuza. Türlü kumpas, türlü vicdansızlık her yanında insanın. Bazen diyorum bazen Kadir. Maymun olsam daha mı mutlu olurdum? Yoksa zaten insan sıfatında bir maymunun müyüm? Emine Hanım teyzenin 40 yıllık çöpü müyüm? Umutsuzluk idolü mü? Beklenmedik depar mı? Standart bir hödük mü? Gizli kararlılık mı? Siyah beyaz düz yamuk Ahmet Mehmet kimim ben? Manyağım yok en çok ben çılgınım. Sana buraya yazıyorum bak o kadar çılgın değilsin. Eteğimde taşlarla etrafımda dönerken kaç tanesi fırladı da oturduk kafalara. Kafalara kafalara değişik kafalara. Yeni yeni paketlerde süslenmiş kafalara. Çabala ha babam yine bize döner aynı makara. Çok eşyalı odalarda huzuru bekliyoruz. Elimizde tasmalar karşılıklı sallıyoruz. Bir öyle bir böyle. Ben kimim anlarsan söyle. Sırtımda taş elimde boş bir kutu. İstersen sevebilirim bu oyunu. Ellerinize sağlık efendim. Bir şarkıyla daha devam edelim mi? Eyvallah. Önce ben ceketimi çıkarayım. Tabii buyursunlar. Ata ata yıllar yollar yalanlar.
dinlemiyor. İteklemiyorum ben de, susuyorum hemen, yarım kalıyor. Hepsi kafamda, kafamda, kafamda bir bir birikiyor. Birikinin lafını etmem ama toplamda ağır geliyor. Evet arkadaşlar, ellerinize sağlık. Çok bence çok iyi bir müzik yapıyorsunuz ve çok keyifli şeyler çıkıyor. Sözler de, müzikler de öyle, çok da güzel bir sound var bence. Peki tam bu noktada neleri dinliyorsunuz siz mesela? Ya da mesela kendi dinlediklerinizi tavsiye etmek istesiniz. Ne tavsiye ederdiniz? Şimdi artık böyle çok şey gibi dinleniyor müzik ya. Spotify var, o var, bu var. Şarkı şarkı dinleniyor mesela. Bir sürü, binlerce birbirinden ayrı türde, halde şarkı var. Ben ondan biraz bir sıkıldım böyle. Bir tekrardan albüm dinleyeyim falan diye şey yapmaya başladım. Öyle bir durumlara ilgi göstermeye başladım. Ve inanmazsınız, Doors dinliyorum. Kimsenin de bilmediği bir şeydir yani. Doors dinlemelerini tavsiye ederim insanlara. Hayatımda yer etmiş birkaç bir şey var. Yani çok var ama hani üç tane falan söyleyeyim işte. Müslüm Gürses'i çok severim mesela. Ciddi anlamda takip edip sevdiğim, dinlediğim biri o var. Tom Waits'i çok sevdim hayatım boyunca. Ve Doors'u da çok severim. Ama işte mesela Cihan Mürtezaoğlu dinliyorum mesela. Hani özellikle daha keşfedilecek bir şey söyleyeyim. Onu tavsiye edebilirim. Bayıla bayıla onu dinliyorum yeni bu sıralar. Zor bir dönem aslında. Müzik için de bence zor bir dönem. Aynen bahsettiğin gibi şarkıları tek tek dinlemek, işte albümün tamamını algılayamamak bence. Çünkü bir albüm çıktığı zaman kendine göre bir hikayesi oluyor, bir yapılış hikayesi oluyor. Belki müzisyenlerin hayatının farklı dönemlerinden bir şeyleri temsil ediyor oluyorlar. Aralarındaki o benzerlikleri görmek falan çok keyifli. Şimdi çok daha insan kendine göre takılıyor. Yani tek tek şarkı dediğin için sadece kendinden bir şeyler bulabilmesini önemsiyor diyebiliriz. Ve gerçekten dinlemek de çok kolay olduğu için kalıcı olmak da çok zorlaştı. Çünkü sürekli yeni içeriğe maruz kalınıp ve ona ulaşma süresi o kadar kısa hale geldi ki. Bence işler, evet, yayılmak açısından daha kolay bir sistem olabilir ama kalıcı olmak açısından da bir o kadar zor bence. Öyle. Yani hem aslında kalbi açık tutmak lazım her şeye, her şeyi de dinlemek, dinleyebildiği kadar dinlemesi gerekiyor insanın. Gerekiyor demeyeyim ama iyi tabii müzik dinlemek, farklı farklı şeyler dinlemek de. Ama şahsen beni yoruyor mesela, yapamadığım bir şey o yani. Albüm dinlemenin daha kitap okumak gibi, film izlemek gibi başı ve sonu olan, bir hikaye anlatan, kendi iniş çıkışını bir bütün içinde muhafaza eden bir yapı olduğu için insana iyi geliyor. Sonucu daha kuvvetli yani. Hı hı, büyük resmi görmek gibi. Aynen. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum ama işte maalesef ki yani piyasanın koşullarına göre de artık single'lar, maxi single'lar olduğu için aslında hani biraz daha şarkı odaklı, ürün odaklı insanlar olmaya da çok bir de çok hazır içeriye oynuyoruz. Yani her şey çok hazıra alışkın bir toplum var. Yani yeni gelen jenerasyon da ne bileyim bir şeylerin keyfi, hani ben mesela kendim de o kadar yaşlı sayılmam ama yani nihayetinde bir şarkıyı download etmenin süresinin 35 dakika olduğu zamanları falan hatırlayabiliyorum. Oo. Ondan öncesi de şeyi de hatırlayabiliyorum. Televizyon kanalında istediğin şarkının çıkma olasılığı gibi durumlar vardı. Ya da radyoyu değiştirerek onu yakalamak falan.
işte hani kaseti görmüş insanlardan bir tanesiyim. Şu an mesela... Ben de gördüm. Ben radyodan kaset çektiğimi hatırlıyorum. Radyodaki yayından. Hatta bir kısmından bir şarkı, başka bir yerden başka şarkı. Onları dinledim hatırlıyorum. 90'lı kaset falan. Bu çok ciddi anlamda bir şey yani. Bence kayıp yeni jenerasyon için her şey bu kadar çabuk ulaşabiliyor olmak. Böylece insanların, bazı insanların seçkileri devreye giriyor. Mesela Spotify'daki listeler. O listeler üzerinden hareket ediyor aslında insanların beğenileri. Belki o listelerin herhangi bir yerine gelememiş, kenarlarda kalmış bir şarkı aslında çok daha ekstraordinar bir etki yaratabilecekken insanların işte scope'una girebilen şeyler iş yapıyor aslında. Bu da çok üzücü bir durum bence. Bunun tersine bir şeyler yapabiliyor olmak lazım. Ben kendi listemi yapıyorum bunun tersine. Kendi listem var. İçinde Aşık Veysel de var. İşte bir elektronik bir şey de var filan. Herkes kendi listesini yapmaya çalışsa daha iyi olur. O bence de sistemi yani kimin ne dinlediği filan. Artık insanlar bir şekilde yaşam tarzlarını da bu noktadan ilerletmeye başladılar aslında. Biraz beni gıcık eden bir şey var bunun içinde mesela. Yani birinin sunduğu listede herkesin o listeyi. Bu iyi abi, buna takılıyoruz filan. Oralarda hep böyle bir karıncalar var yani. Evet, bu da bence bir yandan yönlendirmenin çok kötüsü de olabiliyor, çok iyisi de olabiliyor. Bazen çok iyi şeylere de yönlenebiliyor insan gerçekten ama bazen gerçekten hani bu mevzu çok iyi yerlere ulaşmıyor diyebiliriz. Bunun yanında da şimdi siz nispeten daha alternatif bir insan grubu olarak bu sistemin içerisinde yer alırken mesela neye dikkat ediyorsunuz? En dikkat ettiğiniz şeylerden bir tanesi ne? Yani mainstream'de yapılan işi gördükten sonra mesela kendi yaptığınız iş için ne hissediyorsunuz? Size ne gibi şeyler veriyor bu? Sistemin içinde yer almakla ilgili bir hayalimiz gerçekten yoktu. Fakat buna rağmen bir albüm çıkarmak, resmi bir albüm yapmak, bir şirketten bunu çıkarmak falan filan, bunlar aslında bu sistemin içine dahil olmayı da getiriyor beraberinde. Benim şahsen hiç öyle bir kaygım yoktu. Şöyle olur, böyle olur, olmaz falan ama hiçbir şey düşünmezken iyi bir karşılık almak iyi tabii yani. Ne diyeyim, güzel. İşte konser veriyoruz, insanlar geliyor. İnternette paylaşıyorlar, güzel bir şeyler yazanlar var. Bu iyi, bu olmaya devam ediyor. Yani yaptıkça da daha güzel olacakmış gibi bir şey var mesela. Yani o yüzden piyasası, mutfağı falan hiç çok kafamı karıştırmamaya çalışıyorum böyle şeylerle. Bizim istediğimiz aslında şey galiba, yani böyle basitçe kalıcı olmak. Yani bir modanın bir parçası olmak iyi hissettirmiyor. Çünkü moda olan şey belli ki yarın olmayacak, yeni bir şey gelecek onun yerine falan. O yüzden kendi içimizi dinleyerek, gerçekten anlatmak istediğimiz şeyi yapmaya çalışarak, çalmaya da çalışarak yapabildiğimiz kadar bunu yapalım. O zaten sadece bunu yaptıkça daha iyiye gidiyor. Sadece yaptığın şeyi yapmakla her şey daha iyiye gidiyor. Ben bu kısmı da ilgiliyim yani. Büyük hayallerim yok bununla ilgili. Ben hayatımı seslendirme yaparak mesela kazanıyorum. Yani oradan para kazanıyorum. İstediğim gibi yapabilirim dolayısıyla burada gibi bir rahatlığım var aslında. Bunun yanında ama şöyle de bir durum var bence. Yaptığınız şey değerli bir şey ve insanların konuyla alakalı yakalıyor olmaları, duyuyor olmaları, dinliyor olmaları falan bence oldukça önemli bu konuyla alakalı. Benim gibi düşünen ve sizi takip eden çokça da insan olduğunu da düşünüyorum. Var var, sağ olsun. Gerçi bu arada var, bir var. Şey psikolojik olarak şöyle bir şey de var. Yani bu insanlar kesinlikle keşfedilmesin, bana özel kalsın falan gibi yorumlar da çok oluyor. Yani bu, sadece ben dinleyeyim ki bozulmasın falan. Demek ki yani insanlar mainstream'e kapıldığında sistemin yeniden düzenleneceğini ve hoş bir yere gitmeyeceğine dair de inançları var belli ki. Bu şarkıların hiçbiri şey değil ya, ah seni çok özlüyorum aşkım gibi değil ya. Herkes böyle burada bana diyor galiba falan diye böyle bir arkadaşlık kurmuş gibi, böyle bir yan yanalık hissi hissettiği zaman, ki o nadir olan bir şeydir insanlar arasında da, onu çok paylaşmak istemiyor, anlaşılır bir şey. Kesinlikle öyle. Ama bunu biz belirleyemiyoruz tabii. Bizim dışımızda bu. Hadi müzikle devam edelim. Hadi. Acımadın, yıldırdın kadın. Soğuk savaş, sıcak bastı, ghost bastı. Bastırdım ben de ne bulduysam, tıkadım boşluğa, masum bir kuldum. Dracula oldum kadın, kötü bir alışkanlık gibi kadın. Saçı falan var böyle uzun. Bu şarkı tutmaz.
olmaz öyle. Mesela çivilemek lazım. Saat sabah 5:30. Müsaaden ve rock'n'roll kadın. Kadın. Kadın üstümde yün kazak, ağzımda adın ki garip bir tatla eşyalar toplanmış da ben gidiyorum kadın, ne yapıyorum ben? Efkar sirke tadında, dönme dolap, dönme be, ateş yükseliyor. Klasik yöntemlerle konuşmadığım için. Ama bıraksalar anlatacağım. Bütün yeteneğimi kullanarak aramızda tartışıyoruz. Yaşamak mı zor? Çince mi? Yaşamak mı zor? Çince mi? Yaşamak mı zor? Nefsime hakim tutarım, davaları satarım. Kör topal çekinceler, ben yaşlı bir çekirgeyim. Sıp 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 sıp. Sıp 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 sıp. Çamaşır telinde sen ve ben. Sırtım ve kuvvetinden mandallar yandı. Aramızdaki elektrik aklını kaçırdı. Depar atalım ben. Neresem yalan, neresem.
leşçilere bıraktım. Kalkanla örtün üstünü, sabah şişman uyandı. Efendim ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Programımızın son bölümüne geldik. Burada fix olarak yaptığımız bir şey var. Sosyal medya hesaplarınızı öğrenmek istiyoruz. Twitter.com/theadamlar. Bu Twitter. Instagram'da aynısı. Facebook'ta da adamlar yazınca çıkıyor orada fotoğraftan filan. Anlaşılır zaten. Buralar. Şimdi burada konser tarihlerini filan bulabiliyoruz. Yakınlarda konser var mı? Yakınlarda da şey var. 4 Nisan'da BKM'de, Beşiktaş'ta. 22 Nisan'da Hayal Kahvesi'nde İstanbul'da. Biz de kendi sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Efendim şu an zaten bulunduğunuz yer youtube.com/akustikhane'den bütün videolarımıza, bütün arşivimize ulaşabilirsiniz. Twitter.com/akustikhane, Facebook.com/akustikhane performansları ve diğer adreslerimiz. Tam bölümleri de akustikhane.com'da bulabilirsiniz.
Efendim programımızın son bölümü dediğim gibi size ufak bir hediyemiz var. Bu hediye çok sevdiğimiz sponsorumuzun bir hediyesi. Size bir retro radyo veriyorum efendim. Buyursunlar. Müthiş. Bir retro radyomuz var. Sadece bir radyo değil, AUX girişi de var. Bir hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz. Son derece keyifli bir cihaz kendisi. Gerçekten iyi bir sesi var bu arada. Dolayısıyla güle güle kullanın efendim. Çok teşekkür ederim. Bizim tabii bir hatırlatmamız var programımızın sonu olduğu için. Efendim biliyorsunuz ki Ziçev'e destek oluyoruz. Sol arkamda görmüş olduğunuz bir tablomuz var. Bu tablo satılık. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Geliştirme Vakfı'na bu tablonun satılmasından doğan ücreti bağışlıyoruz biz. Ve siz de Ziçev'e destek olmak için bizle iletişime geçebilirsiniz. Bizle iletişime geçmek için sosyal medya hesaplarımızın hepsini kullanabilirsiniz. Evet efendim, çok teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ikinci albümünüzle de sizi Akustikhane'de görüyor oluruz. Çok keyifli bir albüm gerçekten. Biz mutlulukla dinliyoruz. Son şarkılarla devam edelim. Eyvallah. Yaşayana sor, yastığa başını koyunca aklından geçenleri. İnsan, insan olduğu kadar var. Yoksa kim hatırlardı çoktan göçenleri? Dünya malı yalnız bir ömre kadar. Yoksa giyer miydi ölüler cepsiz kefenleri? Kirlerinden sızanlar okyanus oldu. Bu rüzgara dayanmaz gemin. At çapayı derine, sal tayfanı. Al başını avcuna tuşu. Utan, utan, utanmayan insan donur mu lan? Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan. Tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca orman. Unutmazlar, unutmayız, unutmam. Madalyon gibi taşınmalı vicdan.
insan.